Bu hafta birçok rahatsızlığı bulunan 82 yaşındaki ağır hasta Makbule Özer'in Adli Tıp Kurumu'nun cezaevinde kalabilir raporu vermesi üzerine yeniden tutuklandığını öğrendik. Makbule Özer, 2022 yılında Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde hayatını yalnız başına idame ettiremez şeklinde rapor düzenlenmesi üzerine serbest bırakılmıştı. Tansiyon hastası, kemik erimesi, bel fıtığı, omurga eğriliği, mide, göz ve demans hastası. Annem sık sık bayılıyor. Annemin ameliyat olması gerekiyor. Annem yaşlı ve birçok rahatsızlığı olan biri. Dışarıda dahi zorlanırken cezaevi koşullarına dayanamaz demiştir. İnfaz erteleme, denetimli serbestlik ve Adli Tıp Kurumu'na sevki için gerekli başvurular yaptıkları belirten avukatları ise 28 Mart günü yaptıkları görüşmede Yıldız'ın ilaçlarının verilmediğini öğrendiklerini ve ilaçları verilmediği için demans hastalığının daha belirgin bir hal aldığını ve ağır bir unutkanlık durumu olduğunu gözlemlediklerini belirtmiştir. Hatice Yıldız'ın ve diğer mahpus yakınlarının terör finansman sağlamak adı altında suçlanması ve tutuklanması hem mahpusları tecrit altına alma hem de dayanışma gösterenleri cezalandırma yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Mahpusların parayı kullanması hükümlü ve tutukların emanete alınan kişisel paraların kullanımına dair yönetmelikte düzenlenmiştir. Ve bu yönetmeliğe göre mahpuslar yanlarında hiçbir şekilde nakit para bulunduramaz. Ve yatırılan para idare tarafından harcanır. Dolayısıyla teröre finansman sağlamak ya da başka bir suç, eğer bu suç işleniyorsa bu suçun sorumlusu hapishane idareleri ve doğrudan Adalet Bakanlığı'dır. Mahpuslarla dayanışma gösteren insanlar ve mahpus yakınları değildir. Mahpus yakınlarına yönelik bu yönlü haksız suçlama ve yargı tacizi derhal sonlandırılmalıdır. Hatice Yıldız serbest bırakılmalıdır. Hapishanelerde hasta mahpusların yaşamış olduğu sorunlar, sağlığa erişim haklarının önündeki engeller, yine son yıllarda uygulanmaya başlanan insanlık onurunu rencide eden ağız içi aramalar nedeniyle de mahpuslar hastanelere gidemiyorlar. İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla hapishanelerde 651 ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların içerisinde ileri yaşta ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek durumda olanlar hapishanelerde ısrarla tutulmaya devam edilmektedirler. Bu hafta Ahlak T tipi kapalı hapishanesinde tutulan ağır hastalardan Nazım Çağlak'ın durumunu aktarmak istiyoruz. Siyasi faaliyetlerinden kaynaklı olarak hakkında dava açılmış ve 6 yıl 9 ay ceza almıştır. Tutuklanarak hapishaneye konulan ve 2,5 yıldır hapishanede tutulan Nazım Çağlak bu süre içerisinde Ahlak T tipinde tutulmuştur. Ağır hasta listemizde bulunan mahpusun yaşamını zorlaştıran ağır kronik hastalıkları bulunmaktadır. Ailesinde genetik olarak böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan mahpusta da böbrek yetmezliği rahatsızlığı var ve bundan kaynaklı olarak bir böbreği alınmıştır. Diğer böbreği de %40 oranında çalışıyor. Ancak en son yapılan tahliller sonucunda %40 çalışan tek böbreğinin de etrafı kistle kaplandığı için bunun da iflas etmeye doğru gittiği kendisine söylenmiştir. Kalp hastasıdır, 2 defa kalp krizi geçirmiş ve anji olmuştur. Bu rahatsızlığı için tekrar anji olması gerekiyor ancak böbreklerinden kaynaklı olarak risk gerekçesiyle anji yapılmıyor. Bel fıtığı rahatsızlığı bulunmakta ve belde oluşan fıtıklardan dolayı yürümekte, kendi bireysel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Hapishanede geçirdiği süre zarfında da kısmi olarak tedavi imkanları olmuşsa da yeterli tedavi olamadığından dolayı hastalığı gün geçtikçe ilerlemektedir. Tedavi koşullarında yaşanan aksaklıklardan kaynaklı olarak da hastalıkları sürekli olarak ağırlaşıyor. Yaklaşık 2 yıldır hapishanede kalıp kalamayacağına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu için hastaneye götürülüp getiriliyor ancak hala bir sonuç alınamamıştır. Tedavilerinin yapılabilmesi için tam teşekküllü bir hastanenin olduğu ile SEK gerçekleştirilmesine dönük her ay SEK talebinde bulunuyorsa da bu talebi kabul edilmiyor. Defalarca ailesinin ikamet ettiği Diyarbakır ilindeki herhangi bir hapishaneye sevk için yapmış olduğu talepler de
kabul edilmemiştir. Ayrıca her iki çocuğunda da böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunmakta. Bir çocuğuna böbreği eşi vermiştir. Diğer çocuğunun da böbrek nakli olması gerekmektedir. Nazım Çağlak'ın ağır hastalıkları ve yaşamsal ihtiyaçlarını tek başına karşılayamamasından dolayı acil olarak tahliye edilmesi gerekmektedir. Bu süreç zarfında da böbrek hastası olarak çocuklarının sağlık durumu ve maddi imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı acilen ailesine yakın bir hapishaneye sevk edilmesini de talep ediyoruz. Hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi olarak 503. haftada hapishanelerde bulunan hasta mahpusların durumlarını dile getirdik. Tüm bu sorunlar kalıcı bir şekilde ortadan kalkıncaya kadar kamuoyuyla paylaşmaya ve çözüm talep etmeye devam edeceğiz. Hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi.